Hatice öğretmen yeni mezun olmuştu fakülteden. Anadolu'nun steplerinin güneşin sıcağı altında cayır cayır yandığı buğday başaklarının çoktan sarardığı bir köyün tek öğretmenli 5 derslikli okulunda görev yapmaktaydı. İlk iş olarak kendisinden önceki öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki görüş ve gözlemlerinin bulunduğu dosyaları inceledi. Hepsi için birkaç yorum, yuvarlak cümleler yazıldığını gördü. Aralarından en çok Mehmet adlı öğrencisi dikkatini çekmişti. Mehmet 5. sınıf öğrencisiydi. Ruhsal dünyasında her yıl için birer cümle yazılmıştı önceki öğretmenleri tarafından. 1. sınıf, Mehmet yaşıtlarına göre daha zayıf ve çelimsiz ama gözlerinden ateş çıkıyor adeta. Zeka parıltılarının yayılmasına, üzerindeki abisinden kaldığı belli büyüklükteki elbiseleri ile siyah lastik ayakkabıları dahi engelleyemiyor. Babasının Mehmet daha bebek iken ölmüş olması onu çocuk saflığından çıkarmış, annesinin hayatındaki yükünü sırtlaması gereken bir büyük adam yapmış. 2. sınıf, Mehmet bu yıl çok durgun, dalga dalga büyüyen bir denizin sahildeki son çırpınışları gibi. Annesinin hastalığı tedavisindeki güçlüklere göğüs germesi sanırım onu yorgun düşürdü. 3. sınıf, Mehmet bu yıl neredeyse bambaşka birisi oldu. Derslerine artık ilgi göstermiyor. Birkaç defa sınıfta uyuyakaldı. Arkadaşlarından biri bugün onu okul duvarının yanında yere bağdaş kurmuş ağlarken gördüğünü söyledi. Annesinin ölümü ile hayatın sona erdiğini düşünüyor. 4. sınıf, Mehmet okula devam etmesi gerektiğinin bilincinde değil. Okulda bulunduğu sıralarda ise gözleri donuk, aklı başka yerlerde. Güzel hayaller kurmadığı belli. Evet, işte bir öğrencinin yüksekten düşüşünün hikayesiydi bu. Hatice öğretmen sınıf öğretmeniydi ama biliyordu ki mesleği ona bazen bir çocuğa ana, bir başkasına abla olması gerektiğini emrediyordu. Bugün 24 Kasım. Hatice öğretmen daha bir gururla, daha bir neşe ile doğruldu yatağından. Kendince en güzel olduğunu düşündüğü elbisesini giydi. Yarım saat sonra tek odalı lojmandan çıktı. Okulun kapısını açtı, pencereleri açtı, sınıfı havalandırdı. Az sonra okul bahçesinden kuş cıvıltıları gelmeye başlamıştı. Dışarı çıktı, çocuklar sıra oldular ve hep bir ağızdan coşkuyla başladılar. Türk'üm, doğruyum, çalışkanım. Önce öğrenciler içeri girdiler, sonra Hatice öğretmen. Önce bir öğrenci, sonra diğerleri üşüştüler başına. Önce elini öpüyorlar, sonra hediyelerini masanın üzerine bırakıyorlardı. En son Mehmet geldi masanın yanına. Başı önde, utana sıkıla eski bir gazete kağıdına sarıldığı ama özenle bantlanarak paketlendiği belli olan hediyesini masanın üzerine bıraktı ve yerine geçti. Gözleri doldu, elleri titredi, dizlerinin bağı çözüldü Hatice öğretmenin. Mesleğinin ilk yılıydı ve öğretmenler günüydü. Kendisini çabuk toparladı. Öğrencilerden birisi hediyelerini açmasını istedi. Hediyeleri tek tek açıyordu Hatice öğretmen. Çok güzel saç tokaları, rengarenk çoraplar, işlemediği mendiller falan filan. Dikkat etti. Her hediye paketinin açıldığında Mehmet sırasında daha bir küçülüyor, daha bir eziliyordu. Sıra gazeteye sarılı paketi açmaya geldi. Açtı Hatice öğretmen. İçinden birkaç taşı düşmüş bir bakır bilezik ile yarısı boşalmış bir şişede parfüm denemez durumda bir çeşit esans duruyordu. Arkadaşları hafifçe gülüştüler. Hatice öğretmen Mehmet'in yanına gitti.
yanaklarından öptü. Usulca, çok güzel bir hediye getirmişsin. Hediyeni çok beğendim dedi. Mehmet birden doğruldu, gülümsedi. Hatice öğretmen anlamıştı bileziğin de esansında Mehmet'in annesinden kalan birer hatıra olduğunu. Ertesi gün Hatice öğretmen sınıfa girmeden önce bileziği taktı koluna, kokuyu sürdü. Günün sonunda Mehmet Hatice öğretmene tek bir cümle söyledi. Öğretmenim, bugün bütün gün annem gibi koktunuz. O gün Mehmet için bir milat olmuştu. Zeka parıltılarının üzerinde tozlardan birkaç günde silkindi. Gözlerindeki ateş tekrar yerine geldi. Bir hırs ile derslerine verdi kendisini ve nihayet yatılı okul sınavlarını zor da olsa kazandı. Aradan 3 yıl geçti. Bir mektup geldi Hatice öğretmene Mehmet'ten. Mektupta 8. sınıfı bitirdiğini ve artık fen lisesinde okuyacağını ama değişmeyen şeyin hala Hatice öğretmenin kendi hayatındaki en iyi öğretmen olduğunu söylüyordu Mehmet. Birkaç yıl sonra Mehmet'ten bir başka mektup daha geldi. Tıp fakültesini kazandığını, artık daha çok çalışması gerektiğini bildiğini ve hala Hatice öğretmenin hayatındaki en iyi öğretmen olduğunu söylüyordu. Ve 6 yıl sonra Mehmet'ten bir mektup daha aldı Hatice öğretmen. Mehmet okulu üçüncülük ile bitirdiğini, bu sırada bir kız ile tanıştığını ve evlenmeye karar verdiklerini, kendisinin de bu törende annesinin yapması gereken temsil işini yapıp yapamayacağını soruyordu. Elbette diye cevap yazdı Hatice öğretmen. Nikah günü geldiğinde damadının annesine ayrılan yere oturdu. İmzalar atıldı. Mehmet ve eşi ellerinden öptüler. Hatice öğretmenin ve gelin sordu Hatice öğretmene. Bileziğiniz ne kadar orijinal, ne kadar hoş derken Mehmet gururlanmıştı. Eşinin sözlerine bir cümle de kendisi ekledi. Öğretmenim, bugün yine annem gibi kokuyorsunuz.